Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre havaların ısınmasıyla birlikte yörüklerin yayla yolculuğu da başladı. Toroslar Belediyesi de Arslanköy Yaylası'nın 2600 rakımlı mevkiinde yer yer 2 metreyi bulan karla kaplı yolları iş makineleriyle açtı. Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Dümbelek Boğazı güzergahındaki yol yörüklerin göç zamanı için hazır hale getirildi. Arslanköy'ün Konar Göçer yörüklerinden Mustafa Cengiz, kendilerinin her zaman yanında olan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz'a teşekkür ederek, göç güzergahımızdaki yol yaklaşık 7 aydır kar nedeniyle kapalı. Yaylalarımıza çıkamıyorduk, aşağıda sıcakta kalıyorduk. Başkanımıza bu yolun açılması için talepte bulunduk. Sağ olsun bu talebimizi hemen yerine getirdi. Artık göç yolculuğumuza başlayacağız, başkanımıza teşekkür ederiz dedi. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, arkadaşlar gidip Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez sözüne atıfta bulunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, biz önümüzü kaybedersek yok olmaya başlamışız demektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk'ün bu sözü de milletimizin gücünü ifade ediyor. Yörüklerimiz de toplumun ta kendisidir diye konuştu. Ben Arslanköy Konar Göçer Yörüklerinden Mustafa Cengiz, Toroslar Belediye Başkanı. Sayın Atsız Afşin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi geç zamana bırakmayıp, yollarımız gördüğünüz gibi işte 2 metre kar olan yerler var. Bu yüzden biz yaylalarımıza çıkamıyoruz. Aşağılarda sıcaklarda kalıyoruz. O yüzden müracaat ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı, getirdi. Toroslar Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Yollarımız açıldı, artık yaylamıza çıkacağız. 6-7 ay sonra tekrardan buraya çıkmak nasip olursa çıkacağız birkaç günden. Traktörlerimizi yükleyip, geçilerimizi, koyunlarımızı, oğlaklarımızı katıp yaylamıza çıkacağız kısmet olursa.